Merhaba arkadaşlar. Maddenin hal değişimiyle yine birlikteyiz. Arkadaşlar maddeler ısı alarak veya ısı vererek halden hale geçebilirler. Maddenin 3 hali vardı. Katı, sıvı ve gaz. Burada maddenin katı halini görüyorsunuz. Ve madde arkadaşlar ısı alarak sıvı hale veya gaz hale, ısı vererek de katı hale veya sıvı hale geçebilir diyoruz. Hemen maddeler bulundukları ortamın sıcaklığına göre katı sıvı gaz halinde bulunabilir. Maddelerin bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi denir. Arkadaşlar hal değişimi gerçekleşebilmesi için ısı alması veya ısı vermesi gerekmektedir. Maddeler ısı alarak ya da ısı vererek bir halden diğer hale geçiş yapabilirler. Arkadaşlar maddeler erimede yani soldan sağa doğru gittiğince burada alır, süblimleşmede alır, Buharlaşmada ısıyı alır. Tam tersinde arkadaşlar, donmada verir, yoğuşmada verir, kıralaşmada ısıyı verir arkadaşlar. Yani soldan sağa doğru gittikçe alır, sağdan sola gittikçe ise ısıyı verir. Zaten şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. Maddenin mesela buradaki suyun donabilmesi için ısısını kaybetmesi lazım. Buzun ise sıvı hale geçmesi yani katının sıvı hale geçmesi için de ne alması lazım? Isı alması lazım. Yine buhar halindeki bir madde ısı vererek ne yapacaktır? Yoğuşacaktır. Yani sıvı hale gelecektir veya su ısı alarak buharlaşacaktır. Burada arkadaşlar soldan sağa doğru gittikçe alındığını veya sağdan sola gittikçe verildiğini bilmemiz gerekiyor. Hemen arkadaşlar maddenin hallerine örnekler verelim. Burada maddenin gaz halini örnek, Burada yağmur sıvı haline örnek, burada dolu katı haline örnek, burada kar katı haline örnek, burada buzlar katı haline örnek. Arkadaşlar erime olayıyla devam edelim. Maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine erime denir arkadaşlar. Yaz aylarında aldığımız dondurmanın bir süre sonra erimeye başlaması, sıcak günlerde içtiğimiz limonata içerisinde attığımız buzun bir süre erimesi örnek verilebilir. Demir, altın, bakır, alüminyum, gümüş gibi maddeler işlenmeden önce eritilerek sıvı hale getirilir. Sonra kalıplara dökülerek şekil verilir arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz sıvı hale getirilip katı hale getirilmesi. Arkadaşlar erime olayında maddenin ısı aldığını unutmayacağız. Bu önemli. Donma erimenin tersi arkadaşlar. Erime ile donma birbirinin tersi, yoğuşma ile buharlaşma da birbirinin tersi arkadaşlar. Birazdan daha örneklerle açıklayacağız. Bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesine donma diyoruz arkadaşlar. Kışın etrafımızda bulunan suların ısı kaybederek donduklarını gözlemleriz. Örneğin göl yüzeyleri buz tutar, çatılardan buzlar sarkar. Yollardaki sular donarak Taşıtların kaymasına neden olur. Donan madde ısı verdiğinden çevresindeki maddeler ısı alır. Bu sebeple arkadaşlar kar yağarken biz biraz ısınırız. Neden? Çünkü kar yağdığında arkadaşlar çevreden ısı alacağı için ne yapacaktır? Bize ısı verecektir. Yani biz üşümeyeceğiz. Çevre biraz ısınacaktır. Erime ve donma olayı birbirinin tersidir. Önemli yıldız atıyoruz arkadaşlar. Baktığımızda arkadaşlar örnekleri buz sarkıtların olması donmaya örnek. Etkinlikle devam edelim. Kışın göl suları ne yapar? Donar. Yazın aldığımız dondurma bir süre sonra erir. Gazoz içine atılan buz erir. Isınan mum erir. Buzluğa konulan su donar arkadaşlar. Neden? Isı kaybedecektir. Tavaya konulan tereyağı ısı alacağı için eriyecek. Isı kaybeden su donacak arkadaşlar. Donar diyoruz. Devam edelim. Yoğuşma ve buharlaşma ve yoğuşma arkadaşlar, bu da birbirinin tam tersi. Bir maddenin ısı alarak sıvı halden gaz hale geçmesine buharlaşma denir. Çaydanlıktan su kaynattığımız kaynattığımızda su buharının oluştuğunu gözlemleriz. Islak çamaşırlar ipleri asıldığında bir süre sonra kururlar. Bunun nedeni ne arkadaşlar, içerisindeki suyun buharlaşıp gitmesi. Yazları akarsu ve göl sularda azalma gözlemleriz. Bütün bu olayların sebebi nedir arkadaşlar? Buharlaşmadır. Bakın çaydanlıktaki buhar, çamaşırların kuruması, göllerin ve bakın topraktaki suyun gitmesiyle çatlıyor. Bunların hepsi buharlaşma örnek. Buharlaşma hızı sıvı yüzeyi sıvı yüzey arttıkça hızlanır. Bu yüzden çamaşırları biz sererek kuruturuz. Neden? Daha geniş serersek arkadaşlar daha hızlı kuruyacaktır. Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar arkadaşlar. Mesela yazın çamaşırlarımız daha hızlı kurur, kışın daha yavaş kurur. Ama hem yaz hem kış buharlaşma vardır. Her zaman buharlaşma vardır, fakat sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar. Yazın göl suları buharlaşma hızlandığı için azalır. Çamaşırlar kışa göre yazın daha erken kurur. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Bu çok önemli arkadaşlar. Hava ile temas yüzeyi ve sıcaklık arttıkça buharlaşma artar. Bunlar da sorularda çok çıkar arkadaşlar. Günlük aşamda Tuz elde edilmesinde arkadaşlar ne yapılıyor? Tuzun içerisindeki su buharlaştırılıyor, tuz elde ediliyor. Salça, reçel yapımında, meyve sularının üretiminde yine buharlaşma olayından faydalanıyoruz arkadaşlar. Salçanın içerisindeki suyu, domatesin içerisindeki suyu buharlaştırıyoruz. Meyvelerin içerisindeki suyu buharlaştırıyoruz. Ne elde ediyoruz? reçel, salça elde ediyoruz. Buharlaşma olayında madde ortamdan ısı aldığı için ortam serinler arkadaşlar. Mesela avucumuza kolonya döktüğümüzde kolonya buharlaşırken elimizden ısı alır. Isı kaybeden elimizde ne hissederiz? Serinleme hissederiz. Denizden çıktığımızda vücutta kalan su buharlaşınca ne olacaktır arkadaşlar? Vücudumuzdan ısı aldığı için bir üşüme hissederiz. Yazın dükkan önlerine su serpilmesinin sebebi de buharlaşma gerçekleştiği için ortamın serinlemesidir arkadaşlar. Bakın burada ne oluyor? Buharlaşma gerçekleşiyor, ısı alıyor ve ortam serinliyor. Yine aynı şekilde elimize kolonya döktüğümüzde elimiz ne yapıyor? Elimizden ısı alıyor, kolonya buharlaşıyor ve elimiz serinliyor arkadaşlar. İçerisinde su kaynatılan tencerenin kapağını kaldırdığımızda kapakta su damlacıklarının oluştuğunu görürüz. Bu olay arkadaşlar yoğuşma olarak adlandırılır. Maddenin ısı kaybederek gaz halden sıvı hale geçmesine yoğuşma denir arkadaşlar. Madde gaz halinde ne yapacak? Isı kaybedecek. Ne yapacak? Yoğuşacak. Yani gazdan sıvıya geçme. Buharlaşmanın tam tersi. Biz bunu arkadaşlar camlardaki veya Şişelerdeki, tencerelerdeki kapakta yoğuşmayı görebiliriz arkadaşlar. Banyo yaptığımızda aynanın üzerinde su damlacıklarının oluşması ne oluyor? Banyoda buharlaşan su aynaya çarptığında ısı kaybedecek ve orada ne yapacaktır? Yoğuşacaktır. Buzdolabından çıkarılan meşrubat soğuk ve meşrubat şişesinin üzerinde yine su damlacıkları olacak. Yoğuşmaya örnek verilebilir. Yoğuşma sırasında maddeler ısı kaybettiği için ortamın sıcaklığı artar arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Geldik kaynamaya arkadaşlar. Buharlaşmayla kaynamanın arasındaki farklara değineceğim birazdan. Bu çok önemli. Sıvılar ısıtıldığında buharlaşma miktarı artar. Bir süre sonra sıvının içerisinde kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar sıvı halden gaz haline geçen buhardır. Bu haldeki buharlaşmanın en hızlı olduğu duruma kaynama diyoruz arkadaşlar. Buharlaşmanın en hızlı olduğu durum ve suyun her tarafında gerçekleşiyorsa buharlaşmanın en hızlı olduğu duruma kaynama diyoruz. Buharlaşma ve kaynama olayları birbirinden farklı olaylar olmasına rağmen çoğu zaman birbiriyle karıştırılır ama biz karıştırmamamız gerekir arkadaşlar. Hemen farklarına bakalım. Kaynama ve buharlaşma arasındaki farklar. Kaynama belirli sıcaklıkta. Mesela su 100 santigrat derece sıcaklaşır. Buharlaşma her sıcaklıkta. Mesela kışın da buharlaşır, yazın da buharlaşır. Birinci ve en önemli fark kaynama belirli sıcaklıkta. Buharlaşma ise her sıcaklıkta olur. Her sıcaklıkta olduğunu biz hem kışın hem yazın elbiselerimizin kurmasından anlarız. Kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir. Bakın arkadaşlar sıvının üst tarafında, alt tarafında, her tarafında kabarcıklar oluşur. Buharlaşmada ise sadece yüzeyinde buharlaşma gerçekleşir. Kaynama ısısında sıcaklık değişmez, sabittir arkadaşlar. Mesela su 100 santigrat derecede kaynar. At, Alkol 78 santigrat derecede kaynar. Bu değişmez. Ama buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Hem kışın hem yazın farklı sıcaklıkta gerçekleşebilir. Kaynama sıcaklığı maddelerde farklılık gösterir. Biraz önce su söyledim. Su mesela 100, alkol 78 santigrat derecede kaynıyor. Bakın farklılık maddeden maddeye farklılık gösteriyor. O halde kaynama maddeler içerisinde bir ayırt edici özelliktir. Buharlaşmanın gerçekleştiği belli bir sıcaklık yoktur. Her sıcaklıkta buharlaşma gerçekleşebilir arkadaşlar. Kaynama ve buharlaşmanın bu farkını iyice öğrenmemiz gerekir. Arkadaşlar diğer bir olayımız süblimleşme ve kravalaşma Kralaşmanın diğer ismi de geri süblimleşme. Yine arkadaşlar birbirinin tam tersi olay. Süblimleşme katı halden ısı alarak gaz haline geçmesi, gazın da ısı vererek katı hale geçmesi. Bunun örneklerine bakalım. Naftalin kokusu ile güveleri uzaklaştırdığı için yün eşyaların saklanmasında kullanılır. Şu arkadaşlar naftalin böyle beyaz hap gibi. Katı haldeki naftalin sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçer. Katı maddelerin bu şekilde doğrudan gaz haline geçmesine süblimleşme denir. Arkadaşlar katı maddenin doğrudan gaz haline geçmesi olayına süblimleşme olarak adlandırılır. Katı iyot, arsenik, katı karbon, dioksit süblimleşmeye örnek verilir arkadaşlar. Bunlar naftalin, katı iyot, katı arsenik ve katı karbon arkadaşlar direkt sıvıya geçmeden gaz haline geçiyor ve süblimleşmenin en güzel örneklerini burada görüyoruz. Kralaşmayla devam edelim. Sıcaklığın aniden düştüğü soğuk gecelerde havadaki su buharı sıvı hale geçmeden doğrudan donarak katı hale geçer. Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmeden gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmeden Doğruca katı hale geçmesine kralaşma denir arkadaşlar. Soğuk kış günlerinde sabah kalktığımızda bitkilerin üzerinde buz böyle e, buz gibi kar gibi bir şey görürüz. Bu cradır arkadaşlar. Soğuk havalarda özellikle sabah saatlerinde havadaki nemin küçük buz kristallerine dönüşmüş haline kırağı denir arkadaşlar. Gökyüzünde uçan bir uçağın geçtiği kısımlarda izler görürsünüz arkadaşlar. Böyle uçakların arkasında iz bırakır. Uçaklar genellikle 10 bin metre yükseklikte yaklaşık eksi 50 santigrat derece sıcaklıkta uçarlar. Bu nedenle uçan motorlarının karbondioksitin yanında çıkan su buharı da donar ve kıralaşma olayı gerçekleşir. Siz havada kırağı görüyorsunuz. Öyle böyle beyaz bir bulut gibi kırağı görürsünüz arkadaşlar. Etkinlikle devam edelim. Resimdin yanında boşlukta hangi hal değişimden geçtiklerini yazalım. Arkadaşlar dondurmada erime. Bakıyorsunuz camda yoğuşma. Burada naftalin, naftalinde süblimleşme. Camda yoğuşma. Arkadaşlar burada bakın. Suyun yüzeyi ne yapmış? Donmuş. Donma. Bitkinin üzerinde şurada baktığınız gibi katı kristalleri görüyorsunuz. Bu kralaşma ve tencerenin üzerine baktığınızda arkadaşlar burada buharlaşmayı görüyorsunuz. Ve sorularla devam edelim. Yukarıdaki şekilde maddenin iki farklı hal değişimi verilmiştir. Birinci hal katıdan sıvıya nedir arkadaşlar? Erime. İkinci hal sıvıdan katıya buraya da tam tersi ne diyorduk. Donma diyoruz arkadaşlar. Hemen soruya bakalım hal değişimi ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Bir numaralı olay madde ısı almıştır. Evet erimesi için ısı alması gerekir. Doğru. İki numara olay kaynamadır. Hayır arkadaşlar. İki numaralı olay donmadır. Söylenemeyecek B şıkkıdır. Diğerlerine de bakalım. Bir numara olay erimedir. Doğru. İki numara olay madde ısı vermiştir. Isı vererek ne olacaktır arkadaşlar? Donacaktır. Hangisi söylenemez? B şıkkı söylenemez. Diğer soruyla devam edelim. Yukarıda verilen Lerden hangileri suyun ısı alarak buharlaşması sonucu gerçekleşen olaydır. Arkadaşlar burada ne var? Buharın yani gazın sıvıya dönüşmesi. Burada ne olur arkadaşlar? Bu yoğuşma. Burada elbiselerin kuruması, buharlaşma. Burada arkadaşlar nehir sularının yaz aylarında azalması yine buharlaşmadır. Bize hangileri buharlaşmadır diyor. Yani 2 ve 3 buharlaşmadır. Yani cevabımız C şıkkıdır. Diğer soruyla devam edelim. Bu hal değişimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar katı halden sıvı hale geçmeye ne diyorduk? Erime. Gaz halden sıvı hale geçmeye yoğuşma. Katının direkt gaz haline geçmesine ne diyorduk? Süblimleşme. Bu hangi şıkta var arkadaşlar? Baktığımızda bir erime olacak. Yani A ve D'yi salladık. İki süblimleşme olacak. Arkadaşlar ikinin süblimleşme olduğu hangi şık? B şıkkı. Üçte de zaten yoğuşma dedik. Cevabımız B şıkkı. Diğer soruyla devam edelim. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesine ne diyorduk? Donma. Gaz bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma. Katı bir maddenin doğrudan gaz haline geçmesine ne diyorduk arkadaşlar? Süblimleşme. Hangi şıkta var bu arkadaşlar? Baktığımızda donma, yoğuşma ve süblimleşme. Cevabımız D şıkkında görüyoruz. Diğer soruyla devam edelim. Yukarıdakilerden hangileri kaynama ve buharlaşma olayları için ortaktır diyor. Arkadaşlar ısı alarak gerçekleşir. Evet ikisinde de ısı alarak gerçekleşir. Sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Bu hangisiydi? Buharlaşma sıvının yüzeyinde. Kaynama her yerinde gerçekleşiyordu. Her sıcaklıkta gerçekleşme. Bu buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir arkadaşlar. Kaynama ise belirli sıcaklıkta gerçekleşir. Ortak olan hangisi? Yalnız bir ortaktır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 2016 parasız yatılık bursluluk sınavını çözelim arkadaşlar. Buna göre 1 ve 2'de gösterilen olaylar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şekilde gösterilen deneyde çaydanlıkta su sürekli ısıtılmakta. Arkadaşlar 1'de ne olmuş? Sıvıdan gaza yani buharlaşma. 2'de ne olmuş? Gazdan sıvıya ne olmuş? Burada yoğuşma. Burada buharlaşma. Hangi şıkta var arkadaşlar? Buharlaşma ve yoğuşma D şıkkında var. Arkadaşlar Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp beni takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.